bugün biraz kendini gözlemleme, ayrışma, özdeşleşme kavramları üzerinde konuşacağız. Çünkü aslında insanoğlunun her zaman hayatı boyunca deyim yerindeyse eğer bir psikolojimiz varsa, bir psikolojik donanımımız varsa hem onu fark etmek hem de ondan farklı olan daha temelde, daha asıl zeminimizde olanı ayırt etmek çabasını göstermek durumundayız. Çünkü insan ben diyebilme, ben kendim diyebilme yeteneğine sahip kılınan bir varlık olduğu için aslında bu hem büyük bir imkan hem de büyük bir tuzak olarak işleyebiliyor. Neden? Çünkü her şeye ben diyebiliyoruz. Yani her şeye ben, kendim diyebiliyoruz. Mesela bir iş yapıyoruz, benim işim diyoruz. Bir şeyi başarıyoruz, ben başardım diyoruz. Başaramıyoruz, ben başaramadım diyoruz. Bedenimiz üzerinden kendimizi tanımlayabiliyoruz. Bedenimizin özelliklerinden hoşlanıyorsak, tırnak içinde ben kendimi seviyorum diyoruz. Aslında neyle özdeşleşmiş bir şekilde bunu tanımlıyoruz? Bedenle özdeşleşmiş bir şekilde bir ben tanımı getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla aslında gerçek, hakiki, asli bağlamından kopan ben bilinci, kendilik bilinci asli konumu dışında her şeyle özdeşleşebilir bir hale geliyor. Çünkü gerçek kendilik düzleminden aslında bir kopuş yaşanıyor. O kopuş zorunlu olarak bir boşluk, bir tatminsizlikle birlikte işliyor. Yani neye ben diyeceğim? Neye ben diyorum şu anda? Değil mi? Geçen bir arkadaşla konuşurken böyle bir gözü muhtemelen yavruyken mikrop kapmış ve kapanmış bir kediye rast geldik. Konuşuyoruz böyle. Hatta ben böyle bir ayağı kesilmiş bir kediyi de yolda gösterdim. Mesela bu kedilerde bir kıyaslama yok. Mesela bir gözü olmayan kedi niye bir gözüm yok? Ben şanssızım. Niye böyle oldu? Diye bir dram üretmiyor, bir hikaye üretmiyor. Neden? Çünkü ben diyebilme ve kendini bir şeyle özdeşleştirme imkanına sahip değil. Mesela işte 100 tane kedinin içinde böyle bembeyaz, işte böyle pamuk gibi bir kedi olsa, mesela o kedi böyle o 100 tane diğer kedi arasında herhangi bir kıyaslama, üstünlük vesaire algısına sahip olur mu? Olmaz. Ne olur? Sadece yaşar. Sadece o varoluşunu gerçekleştirir. Ama bak ben senden daha güzelim, daha bilgiliyim, daha güçlüyüm, daha şöyleyim, daha böyleyim veya daha yetersizim, daha zayıfım, daha dezavantajlıyım, daha şanssızım diye bir şey üretmez. Bu
insanın üretme ihtimali olan bir şey. Ama bu aslında kaderimiz mi? Aslında değil. Ama insan denen varlığın potansiyelinde böyle bir ihtimal var mı? Var. Ve hepimiz aslında bunu yaşıyoruz. O yüzden aslında ben ve kendim derken insanın neye ben ve kendim dediğine çok dikkat etmesi gerekir. İnsanın aslında tırnak içinde kendi kuyusunu kazması veya kendi kendisinin canavarı olmasının altında yatan şey budur. Mesela bir cümle üretirsiniz. Mesela ben değersizim. Veya kendimi değerli hissetmek istiyorum. Bunu diyen kim? Kendini değersizmiş gibi hisseden bir ben, değil mi aslında? Hani kendimi değerli hissetmek istiyorum. Eğer dönüp o bene bakmazsanız, bu ben kim? Bu ben nasıl bir ben? Kendimi değersiz hissediyorum diyen bunu nereden üretmiş? Nereden bu şu an kendimi değerli hissetmiyorum, şu an o kadar değerli değilim ama değerli olmak istiyorum. Bu nasıl üretiliyor, nasıl ortaya çıkıyor bu? Bunu keşfedebilirsek, yani o benliğin kaynağına gidebilirsek, o benliğin ortaya çıktığı, aslında bunların hepsinin altında yatan şey tırnak içinde cehaletimizdir. Mesela bütün doğu bilgeliklerine bakın. İnsan cehaleti yüzünden gerçek kendini unutur ve o kendini unutmanın getirdiği cehalet bizi arzu ve korkuların tuzağına düşürür. Bir şeyi unutmak, bir şeyin farkındalığını kaybetmek ile bu oluşuyor. Ve o gerçek öz varlığımızın farkındalığı kaybolduğunda büyük bir boşluk oluşuyor. Mesela modern psikolojiye baktığımızda, özellikle mesela psikanalize baktığımızda aslında ne diyorlar? Ego, yani ben, koskoca bir boşluktur yani. Boş bir çuval gibidir. Ve ne yapar aslında kişi? Sürekli bunu kendince değerli bulduğu, kendince olması durumunda tatmin olacağını zannettiği şeylerle doldurmaya çalışır. Kimimiz bunu güçle doldururuz, kimimiz etkileyici olmakla doldururuz, kimimiz çok bilmekle, bir şeyleri iyi bilmekle doldururuz. Kimimiz birinden daha iyi olmakla doldururuz. Mesela bazı insanlar vardır, hani babasıyla rekabet edebilir, annesiyle rekabet edebilir, eşiyle rekabet ediyor olabilir, kardeşiyle rekabet ediyor olabilir. Benlik oraya fikse olmuştur, takılmıştır ve sürekli olarak bir kıyaslama üzerinden hareket eder. Zaten anne babam onu daha çok seviyordu. Hikaye. Hikaye üstüne hikaye bindiririz. Ve o hikayeye inanırız. Aydınlanmak, hikayemiz olmayan halimizdir der bir bilge. Hikayemizin olmadığı bir durumdur aydınlanmak. Hani insanlarda çok vardır ya böyle tırnak içinde bir başarı hikayesi veya hani berbat da olsa tırnak içinde ilginç bir hikaye, çok ilginç bir hikaye. Bu bazen dramatik bir hikaye de olabilir. Çok dramatik mesela. Bazen o dramın üzerinden kişi bir hikayeye ihtiyaç duyar. Hani bir şairin dediği gibi, ne kadar acı çekersek, ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Bir hikaye. Bir benlik hikayesi. Dolayısıyla kişi
farkına varmadan, tırnak içinde söylüyorum, doymak bilmez bir canavara sürekli gıda yetiştirmek zorunda kalır. Hani bazı böyle mitolojik hikayelerde vardır. İşte bir şey vardır, güzergah vardır ama o güzergahın üzerinde bir canavar vardır. İşte o canavarı alt edersen yolun açılır ve işte bir hedef vardır, bir nokta vardır, oraya varırsın. Fakat canavar işte yedi başlıdır, işte sürekli ölüp ölüp diriliyordur veya hiç ölmüyordur. Veya bir sorusu vardır, kimse o soruya cevap veremiyordur. Değil mi? Aslında bütün buralarda anlatılan şey, gerçek kendiliğin yerine geçen sahte kendiliğin hikayesidir. O canavar sahte kendiliktir. Onun bir hikayesi vardır ve siz o hikayeye sürekli bir malzeme olursunuz. Mesela işte bak şunu başar, halledeceksin. Her şey çözülecek, tatmin olacaksın. Başarırsın, varırsın oraya. Sonra böyle geçici bir tatmin, sonra gene boşluk var. Doymak bilmez bir canavar. Bir türlü doymuyor. Bir türlü bizi rahat ettirmiyor. Çünkü doymak bilmez bir canavar aslında. Onun gerçek olmadığını fark ettiğinizde ancak siz gerçekten ilk adımı atmış olursunuz. Ona inanmayarak, inanmama ihtimalini gözeterek. Yani niye buna bu kadar inanıyorum ki? Diyelim ki güçlü olmaya, başarılı olmaya, bilgili olmaya, etkili olmaya, işte bir şey ortaya koymaya, hayatta bir iz bırakmaya niye bu kadar inanıyorum? Bakın, güzel bir şey yapmak ayrı bir şeydir. Ama o güzel şey üzerinden kendimizi tanımlamak sahte bir şeydir. Hani hep örnek veririm. Bir kedi 4 yavru doğurur, annelik yapar, bakar ama annelik egosu yoktur. 4 çocuk büyüttüm hikayesi yoktur. Geçen bir arkadaş dedi ki, ya ben böyle çok çocuğu olan insanlara saygı duyuyorum. Niye dedim? Dedi benim bir çocuğum var, illallah ettim yani ne kadar büyük bir yükmüş falan. Bu bir ego aslında. Değil mi? Bir çocuğu kendi hayat ve varoluş sürecine yük gibi gören, engel gibi gören, göremez mi bir benlik bunu? Tabii ki görebilir. Ve onun üzerinden hikaye üreten bir benlik. Bunu fark etmediğimiz sürece, yani buna ben dediğim sürece o benim bir hikayeme dönüşecek. O yüzden kadim bilgelikte bir cümleden yola çıkılarak aslında insanın özdeşleşmemesi üzerinde durulur. O da şudur. Eylemde bulunmak fakat eylemin üzerinden kendini tanımlamamak. Diyelim ki bir çocuğun mu oldu? Çocuğa bak. Ama o eylemin üzerinden annelik egosu üretme. Diyelim ki hayatta çok nitelikli bir iş başarabilirsin. Ama kendini o başarı üzerinden tanımlama. Kendini onun üzerinden sıfatlandırarak onun üzerinden bir kimlik inşa etme. O zaman eylem
özgür olur. Öbür türlü eylem benlik tarafından lekelenmiş olur. Kutsal metinlerde işte hani Allah için yapmak veya işte Allah rızası için yapmak kavramının altında yatan şey aslında budur. Yani Allah için yapmanın zıttı nedir aslında? Veya karşıt kutbu nedir aslında? Kendin için yapmak. O kendin için yapmak şu demek değil sadece. Böyle kendi menfaatin, böyle bireysel olarak bir çıkarım, işte bir elde ettiğim bir şey olması anlamında değil. Ömrün boyunca insanlara yardım edersin. Ama aslında kendin için yardım edersin. Ne anlamda kendin için yardım edersin? Çok yardımsever bir insan olmanın tatmin edici bir egosu vardır. Sen o egoya inanmışsındır. Ben hep insanlara faydalı oldum, hep yardım ettim. Hatta mesela bu tür insanlar eğer yardım etme imkanı ellerinden giderse kendilerini çok kötü hissederler. Neden? Çünkü benlik onun üzerinden inşa olmuş, onun üzerinden besleniyor. Veya bir şeyleri bilmek üzerinden inşa olmuş. Bilmemek çok kötü bir şey. Veya güç üzerinden besleniyor, güçsüz olmak kötü bir şey olarak geliyor. O yüzden bir şeyi tırnak içinde söylüyorum, Allah rızası için yapmak aslında ne demek? Bir şeyi egosuz bir biçimde, yani ona benliğini katmadan yapabilmek. O bir eylemdir, o bir fonksiyondur, o bir işlevdir. O işlev senin üzerinden gerçekleşebilir. Ama senin onu sahiplenmemen gerekir. Bakın, sahiplendiğiniz her şey zıttı üzerinden başınıza bela ve korku olarak döner. Tabiatı gereği böyledir. Diyelim ki fiziksel güzelliği üzerinden kendini tanımlayan bir kadın veya yakışıklılığı üzerinden kendini tanımlayan bir erkek zorunlu olarak yaşlanmak, tırnak içinde çirkin olmak üzerinden aynı zamanda kuyusunu kazmaktadır, değil mi? Bu zorunlu bir şeydir. Ünlü olmak üzerinden tanımlanmış bir benlik, şöhreti zayıfladığında kendi kazdığı çukura düşmektedir. Başkalarının takdiri, onayı, beğenisi, hayranlığı üzerinden kendini tanımlayan bir benlik, o takdir, onay ve hayranlık gittiğinde kendi kazdığı çukura düşecektir. O çukur kim tarafından kazılmıştır? Farkında olmadan kendisi tarafından kazılmıştır. Hani sahiplendiğimiz, özdeşleştiğimiz her benlik bir bumerang gibidir. En son seni dönüp seni vurur. Zaten değiliz. Bakın hani sahibiz ama sahiplenmeyiz. Hani böyle şey gibi bir şey değil bu. Ya işte Allah da çok böyle hani çok fazla takıyor bize. Böyle bir şeyi sahiplendin mi çok kıskanıyor. Yani başına bela oluyor işte. Birini fazla sevme elinden alır. Bir kere sen zaten sevmeyi bilmiyorsun. Henüz sevmemişsin. Aslında sahiplenmeyi sevmek zannediyorsun. Bir sürü hikaye var. Oradan başlamak lazım aslında mesela. Sahiplenme kavramı. Mesela hiçbir şeyi sahiplenmeyeceğiz. Şöyle bir dönüp bir baksak mesela. Neye sahip olabilirsin? Neyin sahibi olabilirsin? Gerçekte insan bir şeye sahip olabilir mi? Bir şeye sahip olmak, onun sana ait olması ve senin kararın dışında hiçbir
dışsal etkinin bunu değiştirememesi demek. Neye sahip olabilirsin bu tanıma göre? Mesela gençliğine sahip olabilir misin? Olamaz. Elinden gidiyor. Güzelliğe sahip olabilir misin? Hayır. Yakışıklılığa sahip olabilir misin? Hayır. Fiziksel güce sahip olabilir misin? Maddesel değil de manaya sahip olduğumuz bir şey. Bize mi ait? O da bize ait değil. Hangi bize ait mi? Yani, kim bu? Kim kendine ait kılmaya çalışıyor? Öz de bize ait. Bize ait hiçbir şey yok. Manen de. Bunu diyen kim? Bu yani, bana ait olmaz. Bir şey bana ait bir şey yok mu ya? Ufacık da olsa bana ait olsa dediğim noktada bunu kim diyor? Oraya bakmak lazım. Ya, tabii o benliklerden biri diyor. Bütün benlikler. Tamam. Dolayısıyla bakın hani bir şeye sahip olmak isteyen kim? Ya şimdi duyuyor mu diye mesela eski evliyalar onlar hala haylar, ölmediler, yaşıyorlar. Yani onlara ait bir kendilerine ait bir özleri mi vardı yaşıyorlar? Nasıl yaşıyor? Ben hep bunu düşünmüşümdür yani. Özü sahiplenecek olan yine egodur. Dolayısıyla ondan da ayrışmak gerekir. Şey öz özdür. Dilersen onu yani. Onu da kime efendim? Bireye ait. Bu birey kim ya? Nereden çıkıyor bu böyle bir birey? Suni olarak üretilir. Nerede bu birey? Bakın düşünce de var. Değil mi aslında? Duygu da var. Nerede bu birey? Gösterebilir miyiz? Yok. Uyurken de kayboluyor bir yerde. Oraya bir bakın mesela. Kim böyle yani bana ait bir şey yok mu diye böyle bir arayış içinde. Bakın bunun kutsal metinlerde çok bariz bir şeyi vardır. Hani şeytan yaklaşır Adem'e, insana der ki ebedi bir mülke sahip olmayasın diye o ağaca yaklaşma denildi. Bir melek gibi olmayasın diye. Bakın ne demektir biliyor musunuz? İki tane temel şeydir ve bu çok çok önemli bir şeydir. İnsan psikolojisine dair çok önemli bir vurgudur. Bir mülke sahip olmak ve melekler gibi olmak. Yani mükemmel, eksiksiz biri olma arzusu ve bir şeye sahip olma arzusu. Dikkat edin, bu kutsal metinlerde, bunu Kur'an üzerinden şimdi dillendirdim, Kur'an'da böyle geçer. Aslında neye işaret ediyor? Bir ego tetiklemesine işaret ediyor. Yani şeytan insanda bir egonun tetiklenmesine yardım ediyor bu sözle. Ve ne oluyor o olayda? Evet, bir mülke sahip olmak istemez misin? Bir şeye sahip olma arzusu. Bakın bu aklınıza gelen her şeyi içine alan bir şeydir. Bir şeye sahip olmak. Peki kutsal metin aslında burada ne demek istiyor? Bak, bir şeye sahip olma arzusu seni ne yapar? Özünün cennetinden uzaklaştırır. Seni doğal varlığından, huzurundan uzaklaştırır. Seni bir hikayenin peşine düşürür. Maddeyi geçtim, manayı da. Her şey. Sahip tek ya. Sahip. İkinci bir sahip yok ki. Geçen hafta söyledim değil mi? Her şey mutlaka ait. Yaradana ait. Sen de ona aitsin. Ben niye bir şeye sahip olayım ya? Bir şeye sahip olmanın cehaletine niye kendimi kaptırayım? Bu benim. Sonra al başına belayı.
Çünkü bir şeye sahip olduğunda aynı zamanda onun neyi olmak zorundasın? Koruyucusu olmak zorundasın. Değil mi? Bir çocuğa sahipsen onu korumak zorundasın. Güzelsen güzelliğini koruyacaksın. Bunun şeyi oluşmuş zaten, değil mi? Bir teknolojisi oluşmuş, bir endüstrisi oluşmuş. Ne diyorlar mesela kadınlara? Güzelliğini korumak istemez misin? Bak diyor, cildin pürüzsüz, hani kırışıklık olmasın. Kırışıklık mı oluyor? Hemen bir şey, bir botoks mu olur, başka bir şey mi olur? Bak, o cildi koru. Bakın, sahip olduğunu zannettiğin şeyin başında artık nöbetçi olmak zorundasın. Aynaya bakıyorsun, bir kırışıklık üzüyor seni. Gözaltı torbaları, değil mi? Bir sürü hikaye dönmeye başlıyor. Neden? Çünkü o tene, o bedene, o güzelliğe sahipsin. Ve onunla özdeşsin. Anlatabildim mi? Ve bakın ne kadar aslında trajik bir şey ama ne kadar doğal gibi yutturulmuş bir şey, değil mi? Etrafımızda o kadar vesveseci şeytanlar var ki, yani güzellik uzmanları, estetik uzmanları bir sürü hikaye döndürüyorlar onun üzerinden, değil mi? Tabii ki bu sadece bir örnek. O kadar çok vesveseye muhatabız ki. Bir şeytan geliyor, güçlü ol diyor. Bir şeytan geliyor, başarılı olmalısın diyor. Bir şeytan geliyor, şunu istemez misin diyor. Teşekkür ederim, sağ ol. Niye isteyeyim ki? Diyemiyoruz, tabii istiyorum. İstiyorum dediğin anda işte o Mevlana'nın ifadesiyle zokayı yutuyorsun. Her arzu bir tuzağa dönüşüyor. Bakın, bir şeyi doğal yaşamak ayrı bir şey. Bir şeyle özdeşleşip ona sahip olduğumuzu zannetmek ayrı bir şey. Mesela birisi seni seviyor, sahiplik üretiyorsun hemen. Sahiplik üretince ne çıkıyor hemen devreye? Sahip olduğun şeyi de kaybetmemen gerekiyor. Güzel, sahip olduğunu sürekli kontrol etmeye başlıyorsun. Bir de kontrol ettiğin şey dışarıdaki bir şey bu sefer, bu arada. Bana birinin bana gösterdiği sevgiyi, ilgiyi, onayı, takdiri sürekli kontrol ediyorum. Azaldı mı, arttı mı, ne oldu, niye azaldı? Sürekli bu sefer oraya odaklanıyorum. Yani sahip olmak aslında bir diğer taraftan, o şey tarafından sahip olunmak demektir. Güzelliğe sahipsen güzellik tarafından sahipleniliyorsun. Ve o sana diyor ki, tırnak içinde, hani dile döktürürsek güzelliği, güzellik diyor ki beni koru diyor. Yani güzelliği koru. Gençlik, gençliğe sahibim. O zaman gençliğin neyi oluyorsun? Nöbetçisi oluyorsun. Sürekli gençliği koruman lazım. Kim sana böyle bir görevi verdi? Sen yaptın bunu. Sahip olduğunu zannederek onun bekçisi haline dönersin. Bu her şey için böyledir. Mesela ünlü oluyorsun, sonra ünlü olmanın esiri oluyorsun. Eskiden beni çok dinlerlerdi, çok takip edilen biriydim. Şimdi edilmiyorsun. Bir de tırnak içinde bir seviyeyi koruman lazım, değil mi? Aşağı düşmemen lazım. Kim tarafından bu kadar hikayenin arasına düşürülüyoruz? Buyurun. Emanet algısını komple değiştirmemiz lazım galiba. Yok. Her şeyin bize aslında emanet edildiği, emanet bir anlamda, evet, aslında yani bizim sahip olmadığımız bir şey, bize verilen ama ona da bir şekilde bakmakla bir şekilde toplamak bir şey.
Evet. Yani sahiplenmemeli. Evet. Yani aslında insan sahip değildir. Eğer bir mutlak ve yaradan kavramına inanıyorsa bir insan, bunlar yaradanın emanetidir. Tabiata inanıyorsan diyeceksin ki tabiat bir süre bana bunları veriyor, sonra alıyor, artık nasıl, nereden baktığına bağlı. Kadim bilgelik ne der? Zaten bunu bir sohbetimizde dillendirmeye çalışmıştık. Kadim gelenekte emanet kavramı vardır. Sahiplik kavramı yoktur. Ben zaten maddi olarak söylememiştim. Yani mana boyutunda var mı öyle bir şey? Bakın herkesin o da özü ayrı mı? Sahiplik kavramı maddeyi de manayı da içeren bir şeydir. Ne maddi ne manevi, hiçbir şeyin sahibi değilim. Bakın aslında kutsal metinde çok veri vardır bize, değil mi? Mesela iyiliği Allah'tan bil der, değil mi? Mesela iyilikler Allah'tandır. Hangi manevi şeye sahip olduğunu düşünebilirsin? Ve düşünün, manevi olarak hiçbir şeyin sahibi olmadığınıza inandığınızda kafanızdaki bütün alacak hikayeleri de otomatikman devre dışı olur. Samimiyet. Kimindir bu samimiyet? Kime ait? Yaradana ait. Merhamet kime ait? Ona ait. Bakın ego diyor, yok biraz da benim de payım var. Biraz da hani ben de biraz pay sahibiyim. Değil mi? Öyle diyor. Demiyor. Güzel. Mesela hiçbir şey yok. Hiçbir şey, bakın çok güzel bir ifadedir. Bir sufi ifadesidir. Tasavvufu, sufiyi tanımlarken hiçbir şeye sahip değildir, hiçbir şey de onun sahibi değildir. Evet, hiçbir şeye sahip değildir, hiçbir şey de onun sahibi değildir. İnsanlar özgürlük arıyorlar ya, işte bu aslında doğal özgürlük. Hiçbir şeye zaten hakikatte sahip değilim. Sahip olduğumu zannettiren bir benlik tarafından manipüle ediliyorum. Hani neye sahibim ki? Yani nesnel olarak düşünelim, materyalist nazarla düşünelim. Neye sahibim ki? Yani gerçekten tamamen bana ait ve hiçbir etki tarafından bu değiştirilemez. Ben istersen bırakabilirim. Böyle neyim var? Mesela hayat benim diyebilir miyim? Sahibim. Diyemiyorum. Gençlik, güzellik, hatta akıl, değil mi? Fiziksel güç. Beyninde bir damar tıkansa, o ilim dediğin şey zahiren gidecek. Neye sahip olabilirsin ki? O yüzden bakın, yaradan niye emanet kavramını insana hatırlatmıştır? Bu aslında insana ilahi bir lütfun bir uyarısıdır. Yani haşa, Allah kıskandığı için, çekemediği için, işte benim mülküme dokunamazsın egosu olduğu için değil, sana senin için bu hatırlatmada bulunuyor. Bak diyor, bir şeye sahiplenme. Çünkü sahiplendiğin şeyin yükünü taşıyamazsın. Bakın, gençliğimi koruyabiliyor muyum? Koruyamam ki. Yakışıklıyım. Koruyabilir miyim? Koruyamam. Beden benim. Değil mi? Bugün çok dillendirilen bir şey. Beden benim. Nereden buldun? Nereden sahip çıkıyorsun? Sen mi ürettin? Yok. Gasp ediyorsun. Bu beden benim. Sonra onu korumanın derdine düşüyorsun. Sonra da ne yapayım diyorsun. Yani çünkü ama
öyle bir tuzağa düşüyorsun ki hani labirentin içine girmişiz ya, labirentin dışına çıkamıyoruz. Hani güzel bir karikatür vardır, hoşuma gider. Bir fare bir labirentin içinde ama labirent peynirden yapılmış. O yüzden aslında yediği zaman labirent de ortadan kalkacak. Aslında içinde bulunduğumuz labirent bizim üretimimiz olan bir peynir gibi aslında. Onu biz inşa ettik. O yüzden aslında çürük de bir şey. İnanmadığın anda o benliğe, mesela diyorsun ki bak dünya 3 günlük, evet ya 3 günlük ya, ya iyi ki 3 günlük ya, ne yapacağım 4 günü? Yani çok matah bir şey burası. Ama ilahi bir deneyim alanı, Yaradan'ın aziz bir misafiriyim. Aç gözlüsü değilim bu dünyanın. Ha bıkmış da değilim. Yani Allah 3 günü 4'e çıkarsa tamam diyeceğim. 4 günse 4 gündür, sıkıntı yok. 10 gün derse 10 gün. Ama 3 gün olmasından hayıflanmam. Neden? Çünkü özdeş değilim. Neyle özdeşleşebilirsin ki? Mesela bir saat sonra hepimiz ölecek olsak. Ne olur? Problem var mı? Veya kimin için problem varsa o kimin problemi? Kim bunu problem olarak görüyor? Bunu düşünün. Hani arkadaşlar bu sohbet bitince tık hepimizin kalbi duruyor mesela. Olsa nasıl olur değil mi mesela? Bir tahayyül edin. Ben de sohbeti uzatmaya çalışacağım. Aman durmayalım falan mı diyeceğim? Yoksa tamam bitti arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Tak hepsi hepimiz koltuklarımızda ebedi istirahatgahımıza yol alacağız. Mesela bir düşünün. İçeride hangi benlikler tetiklenebilir? İçeride ne hesaplar dönebilir? Bakın. Özgürlük şu anın içindedir. Özgür olmak için egomuzun hikayelerine aldanırsak şöyle olursa özgür olursun, böyle olursa özgür olursun diye size bir hikaye anlatır. Mutluluk, buradaki mutluluktan kastımız da böyle neşe kahkaha değil. Yani gerçekten mutmain olmak, gerçekten huzurlu olmak, gerçekten özgür olmak. Bunlar şu anda bizde vardır, şu anda mevcuttur. Sadece bunu örten, bunu perdeleyen benlik algıları var. Başka bir engelimiz asla söz konusu değildir. Hiçbir engel yoktur. Özgür olmanı engelleyen hiçbir şey yoktur. Tırnak içinde bakın, bütün o kendimizi tırnak içinde bildik bileli, ürettiğimiz bütün o hikayelere bir bakalım ve hepsini iptal edelim. Aile hikayemiz, çocukluk hikayemiz, yaşadığımız olumsuzluklar, mahrumiyetler, hatalar, iyi şeyler, kötü şeyler, hepsini bırakın. Evet. Ne kalır geriye? Evet, şu anda ben olarak yani kendim ne olarak algılarım? Saf bir huzur, dinginlik ve özgürlük. Bakın şu an zamanın herhangi bir dilimi değildir. Anda kalmak dediğimiz şey, onu da o zaman açmış olalım bu vesileyle. Anda kalmak, gerçek anlamda, ebedi zamanda, daha doğrusu aslında zamansızlıkta olduğunun farkında olmak. Zaman gelip geçen bir şey. Sen o zamandan öte bir varlıksın. Zamanın dişlileri arasında
oluşmuş ve inşa olmuş bir varlık değiliz. Bakın bunu en güzel ifade eden nedir? Allah'a aitsiniz, ondan gelip ona dönüyorsunuz. Ne demek? Ondan gelip ona dönüyorsam, Allah da zaman ve mekan üstüyse, ondan gelip ona dönüyorsan sen nesin? Sen de onunla zaman ve mekan üstüsün aslında. Niye kendini zamana ve mekana sıkıştırıyorsun? Araya zihin girdiği için. Tamam. Koy kenara onu, bırak. Ye onu. O ye onu. Yani ne demek? Onu onaylama. O bir anda sönümlenir. Özdeşleşmeyerek, o zihnin hikayesini onaylamayarak. Ya ama işte hayat daha da güzel olabilirdi. Bak girdi zihin. Farklı olabilirdi. Bak ne yapıyor zihin? O doğal varlığını, sükunetini bozmaya çalışıyor. Sana arzu ve korku üzerinden bir hikaye üretmeye çalışıyor. En sonda şunu kullanıyor. Ama diyor benim arzularım ve korkularım olmasa sen kof, bomboş bir şey olursun diyor. Benim sayemde ayakta duruyorsun. Bu egonun en güçlü, en gizli silahıdır. Ve çok insan doğru diyerek buna... Evet. Çünkü eylemsiz kalıyor o zaman. Çok güzel, bakın. Ego tarafından eylemsiz, öz tarafından aktifleşirsin, aktif olursun. Olamayan kim? Bak, olamayan ego. Hani şey gibi, hani egoya ya arzu üzerinden motivasyon vereceğim ya korku yani üzerinden motivasyon vereceğim. Hı? Yani o arzulara, korkulara kapılmamak için eylem yapamıyorum. Kaldım eylemsiz kaldım. Bu benim zihnimden geliyor bu arzu deyip yapmıyorum onu. Bakın, arzu ve korku üzerinden eylem yapmakla arzu ve korku olmadan eylem yapmak arasında bir fark var ve bu mümkün olan bir şey. Biz ikincisini zaten düşünemiyoruz ve bilmiyoruz. Arzu çünkü korku olmadan motivasyon olmuyor ama. Kime göre? Ben tatil etmek istemiyorum dediğim zaman bir benlik giriyor araya. Diyorsunuz ki siz ben deme. Git. Ama ben onun hayalini kurmazsanız bakın ben demezsem o motivasyonu sağlayamıyorum. Ha bir sabah kalktım hadi ben bugün tatil edeyim olmuyor bu yani. Evet. Neden? Çünkü o kadar alışmışız ki benlik üzerinden eylemde olmaya. Hani tırnak içinde ego şunu diyor. Bunu niye yapacağım ki diyor. Benim bana bir şey ver diyor. Ya bir korku olması bak git tatile gitmezsen hasta olursun. O yüzden tatile gitmeye ihtiyacın var. Tatile git. Demem gerekiyor ki o ego korku üzerinden motive olsun. Veya bak tatile çık. Mutlu olacaksın. Neşen yerine gelecek. Yani arzu ve korku üzerinden motive olan ama gerçekte aslında ben olmayan bir şey tarafından yaşıyorum. İşte mesela Kur'an'daki bizim halk arasında daha çok işte Hızır'la Musa hikayesi olarak anlatılan şey de aslında biraz bunu anlatıyor. Dikkat edin orada Hızır'ın hiçbir arzusu ve korkusu yok. Bir şey yapılması uygun, doğru, iyi ve güzel yapılıyor. Hani hep örnek veriyorum. İyi bakın, bakın bazı şeyler çok güzeldir. Yani kainatta güzel ibretler vardır. Mesela bir kedi yavrularını niye besler? Hemen evrimci psikologlar çıkacaktır. Soyunu devam ettirmek için. Ya bu böyle çok mu zeki falan? Soyumuzu devam ettirmeliyiz arkadaşlar falan. Böyle bir şey var. Bizim ona yüklediğimiz bir hikaye o. Bir bakın bakalım niye besliyor? Bir kedi dört yavrusunu niye besliyor? Herhangi bir
kedi benliği ve ona dair bir arzu görür müsünüz? İyi dikkat edin. Veya bir korku. Ya işte gidiyoruz, öleceğiz zaten, ömrümüz de 10 ile 15 yıl arası. Hani arkamızda bir nesil bırakalım falan. Soyum devam etsin. Var mı öyle bir şey? Öyle bir arzu var mı? Veya işte anne olacağım, anneliği tadacağım falan. İnsan anne olmayınca, yani bir kadın için anne olmamak çok büyük bir eksiklik. Anne olunca tamamlandığını hissediyorum. Var mı öyle bir şey? Yok. Nasıl yapıyor o kediyi? Nasıl o yavruları besliyor? Eğer bu sorunun cevabını bulursanız, ama iyi gözlemleyin. Sorduğunuz sorunun cevabı da gelecek efendim. Hormonları değil mi hocam? 2 ay boyunca o çok yüksek oluyor. Ya yani Allah tarafından tabii. Yok, yok, yani şey, yavruların yaşaması için. Bakın psikolojik için olarak bakın ya. Psikolojik olarak mesela. Tamam, hani bize de hormon verin. Hormonda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hormonlar devam etsin. Psikolojik benlikten bahsediyorum. Anladın mı? Bakın psikolojik benliğin herhangi bir arzusu veya korkusu yok yani o kedide. Bir hikayesi yok. İşte aa bak o kaç doğurmuş? 6 doğurmuş. Ben 3. Allah kahretsin falan. Veya işte onun yavruları çok güzel ama benimkiler o kadar değil ya. Bir Van kedisiyle bir tekir koyun yan yana, ikisi de doğursun. Var mı arada bir kıyaslama yapan bir şey var mı? Van kedisi övünüyor mu? Veya tekir falan bir yüksünüyor mu? Keşke benim de yavrularım böyle olsaydı diyor mu? Aa onun gözleri ne güzel falan diyor mu? Yok böyle bir şey. Aç olduğunu hissettiği için odaklanıyor. Aç olduklarına bir kırılacak puan. Yavruların açlığına odaklandığı için. Evet, doğal olarak açlar ve onları besliyor. Niye besliyor? Büyüyünce ona baksınlar diye mi? Var mı herhangi bir hikaye? Yok. Peki sen hikayesiz bir şey yapamıyorsun değil mi? Doğru, yapamıyoruz. Bir benlik diyor ki bana benim istediğim bir şey ver. Hani biz bazen deriz ya, işte şunu yap, niye yapayım ki diyor. Bakın ego bir nedene bağlı olarak yapar. Bu ister maddi bir neden olsun, ister manevi. Hatta bakın bir bilge der ki cennet yaptıklarımızın karşılığı değildir. Allah'ın bir lütfu ve ikramıdır. Biz orayı da bazen kaçırırız. Yani Allah cenneti yaptıklarımızın bir karşılığı olarak değil, fıtratımızın, doğamızın bir sonucu olarak biz bir şey yapıyoruz. Cennet için değil veya cehennem korkusu için değil. Bunun dindeki karşılığı Allah rızasıdır. Allah rızası fıtratınızın aynı zamanda gereği anlamına gelir. Ben fıtratımın gereği olarak dürüst olmaya çalışıyorum, şunu 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 yapmaya ve şunları yapmamaya çalışıyorum. Neden? Fıtratımın gereği olarak. Daha düşük bir bilinçteyseniz ödül ve ceza üzerinden motive olursunuz. Kutsal metinde bunların hepsi aslında vardır. Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı. Ya ben mesela niye merhametli oluyorum? Çünkü fıtratım bunu gerektiriyor. Hani fıtratımın rızası bu. Dolayısıyla bir beklenti, bir hikaye yok yani. O yüzden çok sevdiğim, çok güzel bir ifadedir. Rabiatül Adeviye'ye atfedilen bir menkıbedir. İşte bir elinde ateş, bir elinde bir kova su vardır. Derler ki ne yapacaksın? Der ki bu ateşle cenneti yakacağım. Bakın zaten dünyayı değil, cenneti de yakacak. Bu demiş suyla, kova suyla ne yapacaksın? Cehennemi söndüreceğim. Niye? İnsanlar cennet arzusu veya cehennem korkusuyla değil, fıtratlarının gereğince bir şeyi yapsınlar veya yapmasınlar. Hakiki insanlık, hakiki maneviyat, hakiki din budur. Bu nedir aslında? Bu şudur. Hiçbir
benlik hikayesi üretmeden faal olma imkanıdır. Ama bizim elimizden bunu kim alıyor? Bir benlik alıyor. Ne menfaatin var diyor. Tabii menfaat maddi de olabilir, tırnak içinde manevi de olabilir. Halbuki bunlardan bağımsız yapamaz mıyım yani? Biz yapamıyoruz. Bir kedinin yapabildiğini bana yaptırmayan ne? Ben mi yaratılış kodlaması olarak daha donanımlıyım bir kedi mi? Halbuki insan daha donanımlı yaratılmış yaratıcı tarafından. Ha, bu benim kendimi hayvandan üstün görmeme neden olmaz. O yaratılışın tecelli ve hiyerarşisidir. Ben bir kediden de kendimi üstün görmem. Ama Tanrı'nın benim üzerimdeki tecellisiyle onun üzerindeki tecellisi arasında fark vardır. Bu Yaradan'a ait bir şeydir. O yüzden ben bendeki tecelliye sahiplenerek kendimi ondan üstün göremem. Bakın aslında işin temeli hangi noktaya dayanıyor değil mi? İşte o sufi bilgelikteki veya manevi öğretilerde işte kendini bir kediden bile, bir herhangi bir hatta bir çiçekten, bir taştan bile, bakın taştan bile kendini üstün görmemek. Nin altında yatan şey bu. Bana ait değil ki ben onun üzerinden kendimi üstün göreyim. Bende bir tecelli üstünlüğü varsa bu Tanrı'nın şeyi, sanatı. Kendime ait göremem. O zaman bütün yüklerden, bütün hikayelerden kurtulmuş oluyorum. Bütün korkulardan, arzulardan, hüzünlerden, mahrumiyet duygusundan kurtulmuş oluyorum aslında. İşte o yüzden Allah'ın velileri korkmaz ve hüzünlenmezler. Bizde niye bu kadar hüzün var? Kayıp hissimiz var çünkü, mahrumiyet hissimiz var. Kendimizle ilgili yetersizlik hissimiz var, eksiklik hissimiz var. Keşke şöyle olsaydım, keşke böyle olsaydım diyoruz. Keşke geçmiş şöyle olsaydı, keşke böyle olmasaydı. Bunun getirdiği hüzünler var. Dikkat edin, ne zaman hüzünlenirsiniz, o hüznün arkasında ne var? Ne zaman korkuyorsunuz, o korkunun arkasında ne var? O yüzden bir benlik ve kendilik oluşmuş ve biz eğer bunu sonlandırmazsak ömür boyunca bizim peşimizde olacak. Sürekli birinin hikayesine malzeme taşıyacağız. Bir benlik diyecek ki ama kimse seni sevmiyor ki. Biz onu rahatlatmaya çalışıyoruz. Ya seviliyorsundur ya. Öyle deme. Ben mesela biri bana kimse beni sevmiyor deyince ne hoş bir deneyim demek isterim. Ama bunu dersem karşımdaki üzülür demiyorum. Ama ne var ki bunda demek isterim. Sen sevginin kendisisin. Ona dikkat et. Onu fark etmeye çalış. Sen varlığın kendisisin. Hiç kimse beni sevmiyor ki. Ya bak o hikayeyi kim üretiyor? Bir baksana. Bir arkaya bir baksana. Onun arkasında kim var? Ölümden korkana bir baksana. Kim var onun arkasında? Kim seni ölümle korkutuyor? Kim seni yalnız olmakla korkutuyor? Kim seni yetersiz olmakla korkutuyor? Neye ait bu yetersizlik?
Mesela tavuk kartalı görünce komplekse mi kapılıyor? Yok. Niye kapılmıyor peki? Peki sende niye öyle oluyor? Niye gıpta ediyorsun? Niye o kadar özeniyorsun? Niye kendini eksik yetersiz hissediyorsun? Çünkü ben diyebilme kabiliyetine sahipsin ama onu yanlış yere konumlandırıyorsun. Yanlış yere konumlandırdığın için o yüzden bakın kutsal metin ne diyor? Biz emaneti yerlere, göklere teklif ettik, çekindiler. Peki bunların çekindiğinden insan çekinmemiş. O zaman şunu sormamız gerekmez mi arkadaşlar? Bu yerler, gökler neden çekilmişler acaba? Değil mi? Hani şey gibi düşünün. Şimdi size bir kilo radyoaktif madde verseler çekinirsiniz değil mi arkadaşlar? Hani al bunu bir çantana koy, ben bir zaman alırım desem dersiniz ki bu radyoaktif madde. Ama o radyoaktif madde diye nükleer bir santralde ne kadar muazzam bir enerjinin değil mi? Açığa çıkmasına, işlem görmesine hizmet eder. Ama böyle çıplak versem ne olur? Başına bela olur. İşte ben de böyle bir şey aslında. O yüzden dikkat edeceğiz. O yüzden neye ben dediğine dikkat et. Belki insanın ömrü boyunca en dikkatli kullanması gereken kelime, kavram ben veya kendim kavramlarıdır. Bunları bir yanlış kullanmaya gör, başına bela alırsın. Bakın, o zaman şeye dikkat edin. Mesela çiçeklere bakın, ağaçlara bakın, hayvanlara bakın. Bunlar nasıl eyleme geçiyorlar? Hiçbir şey yapmıyor. Yapmıyor mu? Ağaç hiçbir şey yapmıyor mu? Meyve veriyor, topraktan o su, bütün yaprakların en küçük damarına kadar. Yapılıyor değil mi? Orada bir faaliyet var. Evet, işte insan bu faaliyeti bu anlamda yani benliksiz bir şekilde yapabilecek bir kıvamdadır. Ama bu zihin yok. Zihin var. Çok güzel işte, ne güzel. Zihin efendiniz mi, köleniz mi? Bakın, tamam işte oradan çıkmamıza ihtiyaç var. Çok basit bir şey. Onaylamayarak bakın. Çok basit bir şey. Nasıl girmiştiniz? Onaylayarak. Nasıl çıkacaksınız? Onaylamayarak. Çok basit bir şey. Bir düşünceyi onaylamazsanız onun sizin üzerinizde etkisi yoktur. Bakın o yüzden eylemde ol. Fakat eyleme benliğinle sahiplenme. Ve eylemin meyvelerini arama. Mesela bu yapılmalı. Bakın bu yapılmalı. Onu yap. Şimdi şifa için düşünüyorum. Yani bir yere gideceğim, gitme diyorum şimdi. Şimdi benlikle düşünerek şifalanmak için sen buraya gideceksin, gitme. Bakın arzu ve korku duymadan şifa arayın. Bakın böyle bir şey bile zihnimize oturmuyor değil mi? Yani bir şey arzu etmeden ve korkmadan o zaman nasıl şifa arayacağım? İşte bakın, arzu ve korku olmadan aktif olabilirim. Böyle bir imkan var. İnsan için böyle bir imkan var. Mesela sevilmek veya nefret edilmek İkilemi olmaksızın sevebilirim. Niye seviyorum? Çünkü sevmek doğal bir şey. Sevgi duyuyorum. Ama sahiplenme yok, arzu yok, beklenti yok, korku yok. Bakın, biz benlik tarafından her şeyin
yanlış bir şekilde kodlandığı bir hayatı yaşıyoruz. Şunu yap, hemen benlik diyor ki niye yapayım ki? Şunu demiyor. İyi, doğru ve güzelse yapılmalı ve onu yapabilirim. O zaman yapayım. Niye yapıyorum? Çünkü iyi, doğru ve güzel. Ama benlik diyor ki tamam da yani senin ne menfaatin var? Değil mi? Ama bir kadını seviyorsan arzu yok, kıskançlık yok. Ha, ne güzel. Hiçbir şey yok. Süper. Yapabiliyorsan bunu tebrik ederim. Yani kadın erkek arasındaki şehvete aykırı bir şey ya. Yok, şehvet ayrı bir şey, sevgi ayrı bir şey. Yani insan sevdiği kadına da bir şeyler hisseder. Yani. Ne hisseder? Sahiplenme mi? Başka bir şey hisseder, başka şeyler de hisseder. Üstü kapalı odacı yapamıyorum yani. Hayır, bakın. Şehvet ayrı bir kavramdır. Sevgi ayrı bir kavramdır. Konumuz arzu sevgi. Kısmı var ama. Arzu duymadan nasıl bir ilişki yaşayacağız? Bak o da çok yüksek bir bilinç düzeyi aslında. O yüzden bir sözü söyleyip tamamlayayım. Arzu etmeden sen, tutku duymadan bağlan, acı çekmeden ayrıl. Hocam kim söylemiş ki? Önemli mi? Bakın söz duruyor. Kimin söylediğinin önemi yok. Arzu etmeden sev, tutku duymadan bağlan, acı çekmeden ayrıl. Çok güzel. Çünkü fıtri bir şey. Ama ego hemen şey yapar. Ama zor ya, çok zor. Hemen orayı bozmaya çalış. Ama ne güzel bak. Arzu etmeden sev, tutku duymadan bağlan, acı çekmeden ayrı. Ne kadar doğal bir şey. Arzunun da, tutkunun da acı çekmeni de belli ölçülerde normal bir şey yok mu hocam? Yani normal mi, lazım mı? Bir ego diyor ki, arzu olmalı diyor, tutku olmalı diyor, acı da olmalı diyor. Yoksa hayat diyor, tutsuz olur diyor, tatsız olur diyor. Bu sefer ego tarafından ilişkilerimizi gölgelemeye başlıyoruz. Bir şeye arzunuz olmadığı zaman gerçekten sevebilirsiniz. Arzunuz olduğu müddetçe sevginiz gölgelenir. Hocam 8'de başka bir problem var burada. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi.